Merhaba sevgili kardeşlerim. Yeni bir dersle, yeni bir videoyla birlikteyiz. İletim dağıtım dersimize devam ediyoruz. Konumuz korona etkisi. Evet. Korona olayı. Başlayalım. Hava hattı iletkenlerinin etrafında havanın iyonize olması sonucu bazen ışıklı halkalar görülür. Bu gerilime gelinmeden ıslık sesi de duyulabilir. Bu olaya korona olayı adı verilir. Havanın iyonize olduğu gerilime kritik korona gerilimi, iletken etrafında hafif parlak mor renkte ışık halkasının görüldüğü gerilime ise görünür kritik korona gerilimi adı verilir. Işık halkaları birbirine değecek olursa tabii ki delinme olayı gerçekleşir. Korona bir enerji kaybıdır. Bu kayıplar ses, ısı ve kimyasal reaksiyonlar şeklinde ortaya çıkar. Büyük şebekelerde korona kayıpları oldukça fazladır. Bu nedenle korona kayıplarının önlenmesine çalışılır. Korona kayıplarını azaltmak için demet iletkenler kullanılır. Yüksek gerilim için özel iletkenler imal edilir. Evet sevgili kardeşlerim. Gördüğünüz gibi hafif parlak mor renkte ışığımız görülüyor şeklimizde. Evet şu anda gördüğünüz gibi hava hatlarımız bu şekilde. Korona olayımızı gece karanlığında görmekteyiz. Frekans, iletken yarıçapı, iletkenler arası açıklık, hava basıncı, iletken yüzeyinin düzgünlüğü, iletken damar sayısı ve işletme gerilimi koronayı etkiler. Evet sevgili kardeşlerim, bu video bu kadar olsun. Önümüzdeki videolarda görüşmek umuduyla hoşça kalınız efendim. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın.